Bugün Fatih Ekanlı'na hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte takipçilerimizden, yani siz değerli kardeşlerimizden çok çok istenen bir oyunu oynuyoruz. Türk yapımı Sabotaj FPS oyunuyla karşınızdayım. Öncelikle şunu söyleyelim. Bu bir reklam videosu değil kardeşlerim. Türk yapımcılığına, yani eğer bir oyunu hakikaten Türklerin yaptığını görüyorsak bu bizi tabii ki de ziyadesiyle memnun eder. Ve ben de Oyun Fatih'i kanalı olarak Sabotaj'ı bugün hem deneyeceğim hem eleştirel yönde bakacağım. Neler iyi olmuş bir oyuncu gözüyle bakacağım. Bakalım nasıl bir oyun yapmışlar. İlk önce bizleri güzel bir menü karşılıyor. Bu arada menü hoşuma gitti. Hani kötü bir menü değil. Ön eklenti takabileceğimiz. Bakın bunu da görmemiz çok iyi bence bir FPS oyununda. Taktik aparatlarını, etiket kelimeyle taktik aparatlarını takabileceğiniz bir oyun yapmışlar. Envanter sisteminin bulunduğu ve özelleştirmenin bulunduğu bir oyun. Yani bu oyunda özelleştirmeyi görmem çok güzel bir şey. Ve en güzeli de klan sisteminin olması güzel. Markette büyük ihtimalle bu gerçek para mı bilmiyorum. Büyük ihtimalle gerçek parayla bir şeyler satın alabilir. Evet, mesela 4 liraya 2450 sabotaj altını alabiliyoruz. Peki bu ne işe yarıyor? Mesela burada gümüş var, elmas var. Bunların hepsine bakacağız. Bilenleriniz varsa yorumlarınızı yapın. Burada kasalardan mesela pay to win değil dediler bana. Yani para yatırarak diğer rakiplerinizin önüne geçmiyormuşsunuz. Onu da söyleyelim kardeşlerim. Satın alabiliyoruz demek ki buradan kasaları. Biz oyna diyelim. Tabii ki de öncelikle menü sonraki iş. Biz ilk önce oynanışa bakacağız kardeşlerim burada. Arkanıza yaslanın. Hep birlikte Oyun Fatih'i, bendeniz Fatih kardeşiniz olarak, siz değerli takipçilerimiz kardeşlerimiz olarak oyunu birlikte inceleyelim. Yorumlarınızı bekliyorum. Tamam mı? Ready falan mı vereceğim ben? Oo, bir dakika. Türk map'i de var. Galata Kulesi'nin oradayız şu an. Bir dakika, Şişhane'nin oraya mı çıkacağız abi? İstanbul'da oturanlarınız bilir. Bakalım. Şu an heyecanlandım. Hakikaten heyecanlandım. Türk yapım bir FPS oyunu. Türk bayrağımızı da görüyoruz. Bakalım oynanış tarzı nasıl? Belki de yani ben kötü bir oyun gibi böyle karşımda duruyordu. Ama güzel de olabilir oyun. Oo, bir dakika. Grafik kaplamalarına ilk önce bir bakalım. Grafik kaplamaları bizim için çok çok değerli. Biz ne oynuyoruz şimdi? Bir moddayız. 150 olan bitiyor. Oo, bıçak tarzı güzelmiş kanka. Dur bakayım. Hop. Güzel. Şimdi oynanış önemli. İlk oynanışa bakalım. Şimdi bu arada grafikler çok 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 iyi değil ama fena değil. Harbiden güzel. Birazcık böyle mobil oyun havası var oyunda. Ama ben grafikleri bu kadar güzel olacağını çok düşünmemiştim. Şimdi eğim tarzı nasıl, dinamikleri nasıl ona bakacağız. Biraz sensitivity ayarlamam lazım galiba benim. Ne diyorsunuz? Alperen diye birisi var. Pandax var. Bence güzel. Vay, Galata Kulesi'ni görebiliyoruz bakın. Galata Kulesi şu an. Şuradan bir SS alalım. Bunu koyarız YouTube kapağımıza. Çok güzel. Martılar falan sesleri geliyor. Buradaki yerler bakın simitçi yapmışlar. Simitçi yapmışlar. Sokak lambaları kısa. Burası short. Ha, bildiğin gene Dust 2. Evet, yani bütün oyunlar artık tabii ki de Dust 2'den esenleniyor. Çalıyorlar oradan. Buna çalıyor diyeceğim çünkü aynı mantık. Uzun uzun oyuncular. Bak araba kısa. Bildiğiniz buraya uyarlamışlar. Polis sesleri geliyor. Adam görmek biraz zor. İlk önce haritaya bakarım. Oyun modunu geçe geçe gideceğiz. Şu an açık beta'da oyun. İndirip deneyebiliyorsunuz kardeşlerim. Haberiniz olsun. İndirip deneyebiliyorsunuz. Ölünce ben değiştirebiliyor muyum şeyi? Şu an evet, bildiğiniz Dust burası. Bakalım. Ben grafik kaplamalarını çok çok sevdim. Bu arada şey çok hoşuma gitti. Mesela Zula ile bunu kıyaslarsak, hani birazcık daha grafiği nasıl diyeyim, dinamikleri, detayları çok iyi. Ne detayı bu? Bir dakika, bunu değiştirebiliyor muyuz mesela? Ben hafif makinalıya geçebiliyor muyum abi? Bunu mu koyduk ilk başta? O yüzden herhalde. Adam vurması sanki zor. Ne diyorsunuz? Çok kayıyor adam. Kayarak gidiyor. O yüzden ben ayarlara girip oynanış ayarlarından birazcık daha şöyle bir devam edelim. Güzel ya. Vay, kornet mornet koymuşlar buraya. Fena değil.
Şu an 3v3 atıyoruz. Büyük ihtimalle bu direkt ölüm maçı. Detaylar çok iyi. Galata Kulesi'ni çok beğendim. Başka ne map'ler var? Hepsini hızlı hızlı geçeceğiz. Yani oynanan mantığı adam 5'li kombo yaptı. İyi oynuyor. Adam demek ki prolaşmış. Kanka adam vurdu. Ben bir adam vursaydım şöyle bir hissine bakabilseydim iyi olacaktı. Bu sadece AWP modu bu arada. Noscope attım. Ha şöyle sakin. Oydi. Güzel. Kasap. Bu arada fena değil. Oyun fena değil gençler. Ne diyorsunuz? Şöyle uzundan bir bekleyelim. Adama bıçak da attık. Çok burada fazla durmayacağım ama sokak olayını çok yapmışlar. Galata Kulesi'nin grafik detayı çok güzel. Şimdi bak sabit duruyorum ki karıncalanmasın oyun. Bakın şuraya bir iyi bakın. Kaplaması ve doku süzmesi çok güzel. Bence güzel olmuş. Fena değil. Ya, birazcık oynanış belki değişebilir. Böyle şey hissi katmıyor hani oyun. Counter'daki gibi o. Hadi gençler biz demek ki bıçakçıyız abi. AWP oynayamıyoruz. Ya şu an var ya CSGO'nun alternatif oyunu yok. Valorant geldi ama onda hile koruması olduğu için oynanıyor. İnanın bak. Yani CSGO'daki bak pay to win olmayan sağlam grafikteki oyunlar geldi mi bu iş bitmiş. Bu arada tek atmıyor. Bu daha farklı mı? Oo babam. Asıl AWP bu. Ve oyundaki diğer oyunlardan en büyük özelliği mesela CS'den en büyük ayıran özelliği özelleştirilmesi. Susturucuyu, kompansatörünü hepsini takabiliyorsun. Kabzayı. Bunların hepsini takabiliyorsunuz. Bak o çok iyi. Şimdi biz bu map'te çok fazla vakit kaybetmeyelim. Şu an ilk hani görüşümü soruyorsanız bence oyun fena değil. Bakın hakikaten fena değil. Bir dakika bakalım. Şimdi bak şu özelleştirme olayı zaten beni benden aldı. AK-47 mesela. Bak bunlar hep legendary'ler var. Bunlar herhalde kasadan çıkacak. Kasadan çıkacak. Pay to win değil denildi ama sanki biraz pay to win kokusu var. Bunu bilenler bana söylerse ben çok çok mutlu olurum. Envanter. Ha P90. Hepsi var. Güzel. Lobiye dön dedik. Sadece bunu mu oynayabiliyoruz? Bir saniye. Klan. Envanter. Hazır ol. Oyundan çık. Ha bak burada gene şeyler var. Sunuculardan görebiliyoruz. Sunucu seç. Seçelim. Burası dolu. Mesela takım maçı. Herkes tek. Herkes tek olabilir. Ofis map'i varmış mesela. Ofis map'ine girelim. Güzel. Grafik detayı hoşuma gitti. Yani Zula'dan Zula'yı oynamama sebebim bu kardeşlerim. Biraz böyle pastel boya gibi ya. Çok cringe geçiriyor insan. Ama bu oyunda birazcık daha dokular güzel. Yani Rainbow demeyelim de Escape From'un hani bu laboratuvar map'i gibi. Bak anladınız mı o demek istediğim onu? Ama birazcık daha detay lazım. Abi dur. Daha yeni girdik kardeşim. Daha yeni girdik. Ben... Ha bir dakika parayla mı abi geçiyorum da? Eyvallah. Zırh nasıl alıyorum? Bine zırh aldım. Her girdiğimde bunu alacak mıyım? Retta'da almak için herhalde bir şeyleri açmam gerekiyor. Sadece silah modu bizimdir arkadaşlar. 4 dakika bunu bir oynayalım bakalım. Yok. P90 daha iyi. Burası ofis. Nice. Durduğumuz yerde can alamayız tabii ki de. Durmadan öleceğiz. Bak hep Türk kardeşlerimizin hepsi burada oynuyor. Oo ölmek bayağı kolay. Çok dikkatli olmamız lazım. İlk doğduğumuzu hemen seri seri şunlara alışmamız lazım. Ben keleşi burada çok merak ediyorum. Ya dur kanka ya. Abi bir durun ya. Bir durun abi. Bak bunun harita şeyi çok hoşuma gitti. Fakat büyük ihtimalle bir de adam vurunca burada para mı geliyor? Adam vurunca para geliyorsa güzel mod bu arada. Hani bir ekonomi sistemine uyarlamışlar. Bir de eğimi crosshair ayarlama var mı acaba? Onu çok merak ediyorum. Bıçak hareketi bayağı iyi. Tam şurada. Canım çok az.
Tamam, bir kill aldık abi, bir kill aldık. Evet, para geliyor. Güzel mantık. Hemen o ısınmada şeyi çekebiliyoruz. Pompalı deneyelim mi? Ya da bir tane revolver deneyelim. Oo. Güzel. Oyun bozan. Adamın... Adam geliyor. Şunu hemen... Hop hop hop, dur, dikkatli ol. Biraz... silah hakimiyet kabiliyeti lazım. Bir tık lazım değil mi? Ne diyorsunuz? Oynamadan bilemezsiniz ama... Her yerden adam geliyor arkadaş. Her yerden adam geliyor. Yapacak bir şey yok. Farklı modlar da var. İsterseniz farklı bir oyunda onları da... Bak, Groza koymuşlar. Ama bunların red tadı yok abi. Bir de Crosshair çok büyük. Bunun ayarlama var mı merak ediyorum. Aa, biri burada öldü. Bu adam niye öldü lan direkt? Aha, M4. Ya bak, gene bu bir tık daha iyidir. Nerede bu adamlar? Vardılar galiba. Şeye benzettim. Farkında mısınız? Call of Duty. Call of Duty Mobile oyuna ve Call of Duty Modern Warfare Warzone ona benziyor. Hani vururken o yukarıda çıkan şeyler. Eyvallah. AWP deneyelim. AWP'si zor bu arada. Abi ya, çok adam geliyor ya. Zor abi, zor. Çok adam geliyor. Burası AWP map'i değil ama ben biraz gaza geldim. Ben bayağı gaza gelmişim bu arada. Paralarımız bite bite gidiyoruz kardeşim. Hafif makinalı mesela. Vektör var. Bu arada silah çeşitliliği oyunda çok fazla. Bir şey eksik bu oyun ama neyi eksik olduğunu tam bulamadım. AK-47. Çok ölüyoruz. Oyunda çok ölüyoruz. Neyse, bitsin zaten. Mod bitiyor şimdi. Bak, zırh olayı da aynı Call of Duty'de. İlk de adamın zırhını indirmeniz lazım ya. Aynısını yapmışlar. Böyle tık 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 ses geliyor. Ben LR'ı beğendim. Şöyle bir. Bak, şu olay çok iyi. Adamı vurduktan sonra Call of Duty mantığı yapmışlar. Birazcık daha eğimi... Eğim kabiliyetini, vuruş hissiyatını değiştirmeleri lazım bence. Birazcık daha vuruş hissiyatı gerçekçi olur. Yani şu an mobil oyun oynuyoruz. Hani şimdi videomun sonunda söyleyeceğim kardeşim, nacizane kendi fikirlerimi söyleyeceğim. Maç bitti zaten. Maç mı bitsin? Kaybettik. Eyvallah kardeşim. Şimdi bir toparlayalım. Bir, kesinlikle oyun fena bir oyun değil. Kesinlikle fena bir oyun. Menü. Taktik aparatlarını özelleştirme, klan market sistemi, kasa açma çok güzel. Harita dokusu çok güzel. Türk haritası başka var mı bilmiyorum. Hani böyle Galata Kulesi'ni falan görmek benim çok çok hoşuma gitti bu arada. Ve artı ilaveten XP sisteminin olması, görev sisteminin olması, klan savaşları var mı bilmiyorum ama klan sisteminin olması çok çok güzel. Grafik detayı, bakın grafik detayı fena değil. Birazcık daha böyle doku kalitesini değiştirmeler lazım ama güzel, o da güzel. Sadece vuruş hissiyatı. Adamlar birazcık daha böyle gerçekçi bir stilde olabilir. Vuruş hissiyatının güzel olması lazım. Eğim, silah vuruş hissinin de güzel olması lazım. Bence. Yani oyun biraz mobil oyun gibi. Bu tarz bir oyunu bilgisayar, masaüstü oyuna götürmek istiyorsak eğer. Yani Türk yapımcılarına sesleniyorum buradan. Çok güzel bence iş çıkartmışsınız. Emeğinize, kolunuza sağlık. Türk yapımcılığı inşallah daha da iyi yerlere bu şekilde gelsin. Ha bak, Galata Office sadece bir tane var. Yani başka bir Türk şeyi yok gibi. Umarım daha iyi yerlere gelir. Bence güzel. İkinci bölümü istiyorsanız çekeriz. Farklı maplere bakarız. Ben hani 10 üzerinden kaç puan verirsiniz derseniz 8.5 veririm. O da hissiyatı çok güzel tasarlanmış. Ne kadar pay to win bilmiyorum. Pay to win ise puanım 5 olur. Ama pay to win sanki çok 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 değil gibi. Birazcık daha vuruş hissi. Mobil oyun stilinden biraz çıkartılırsa oyun çok iyi olur. Yani o counter oyununun ağırlığı gibi bir şey gelirse oyun güzel olacaktır. Bütün kardeşlerimizden yorumlamanızı istiyorum. 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Bence fena bir oyun değil. Çok öldük ilk oynayışımızda ama diğer bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.